Herkese günaydın. Dün hafif kayıplarla kapattık Amerika tarafına baktığımızda. Tabii Trump'ın açıklamaları vesaire falan filan da dendi ama ben çok o tarafın fiyatlandığını düşünmüyorum. Yani Avrupa tarafındaki zayıflık kendi ekonomik problemlerinden kaynaklanıyor. Fransa'da biliyorsunuz zayıf bir büyüme açıklandı. Almanya'da, Amerika'da enflasyon tarafına baktığınızda problemler devam ediyor. Amerika tarafı biraz daha Fed beklentisini yatay olarak yansıttı diyebiliriz. Çok önemli bir hareketlilik söz konusu değil. Şu DAX'ı açarsak şuradaki resim zaten Amerika'ya oranla ne kadar zayıf hareketliğini gösterecektir. Zirvesini geçen senenin başında yaptı, tamamladı ve bu o günden bu yana da yeni zirve yapmakta zorlanıyor. Daha doğrusu yapamıyor ama baktığınızda S&P tarafında kuvvetli bir hareketle karşı karşıyayız. Dün tabii önemli gelişmelerden bir tanesi de Apple hareketiydi. Apple'ın kapanışı 208,78 seviyesinden kapanış sonrası işlemlere baktığımızda 218 aşağı yukarı 10 dolarlık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ama tabii bunların hiçbiri önemli olmayacak FOMC toplantısı nedeniyle. Toplantıya geçmeden önce kısaca Çin'in verilerine bir göz atalım. Görüyorsunuz imalat tarafında bir toparlanma diyemeyiz ama yukarıya doğru bir hareket var. Ama 50'nin altındayız. Dolayısıyla daralmanın momentumu azalmış durumda ama daralma çok net bir şekilde devam ediyor. Yine şu taraftaki hizmet tarafında da baktığımızda burada emlak sektörünün de etkili olduğunu görüyoruz. 54,2'den 53,7'ye doğru bir gerileme var. Dolayısıyla Çin'deki yavaşlamanın devam ettiğini söylemek mümkün. Bu taraftan dünya ekonomisine henüz gelen bir destek söz konusu değil. Detayları paylaştığım için sabah mailimde onun üzerinden gitmiyorum. FOMC tarafında açıkçası zaten bütün piyasada fiyatlanmış olan bir indirim oranı söz konusu. Burada özellikle Bullard'ın açıklamaları. Şimdi ekonomik veriler nedeniyle demiyorum. Çünkü ekonomik veriler nedeniyle bakarsanız bence faiz indirilmesi gerekmiyordu. Dolayısıyla 25 bas puan indirilmesinin nedeni işte ekonomik veriler iyi geliyor, 50 indireceklerdi, 25 bas puan indiriyorlar şeklinde bakmıyorum. Onu bir kenara bırakarak en güvercin isim Bullard olduğu için Bullard'ın söylemlerine bakarak 25 bas puanlık bir indirim geleceği anlaşılıyor. Şimdi bu indirimin şahin versiyonu da olabilir, güvercin versiyonu da olabilir. Şahin versiyonu hangisi? Şahin versiyonunda Powell veya açıklama paragrafında şu noktaya dikkat çekilirse eğer, yani o hep dedikleri veri bağımlılığı var ya, data dependent, öyle bir duruma eğer atıfta bulunurlarsa ben bunu şahin bir indirim olarak değerlendiririm. Çünkü veriler iyi geliyor. Bu tempoda devam ederse bana sorarsanız enflasyon tarafında piyasa ciddi sürprizle karşı karşıya kalacak. O sonrasının konumu ama bu veriler devam ederse Eylül ayında bir indirim, veri bağımlı Fed ile karşı karşıyaysak bu durumda bir indirim olmayacaktır. Yok, Eylül ayına çok net bir işaret verirse o zaman tabii bu indirimi güvercin bir indirim olarak değerlendiririz. Güvercin indirim dolar dışındaki varlıkları destekleyecektir. Şahin indirim doları destekleyecektir. Diğer varlıklar açısından problemli bir açıklama olur. Çok detaylı olarak nasıl değişiklikler beklediğimi vesaire paylaştığım için onların üzerinden gitmiyorum. Bugün bakacağım şey özetle bu şahin bir indirim midir, güvercin bir indirim midir? Şimdi şu noktanın Fed açısından şu andaki düşünce yapılarında bu yok. Powell ne diyor? Ekonomik büyüme öyle bir noktaya geldi ki dışlanmış, ekonomik anlamda dışlanmış kesimler bile ekonomiden fayda sağlamaya, ekonominin içine tekrar girmeye, istihdam piyasasına girmeye başladılar. Dolayısıyla bu büyümenin kesilmesini, yavaşlamasını göze alamayız. O yüzden de faiz indiriyoruz. Ama tabii bunun bir de karşı tarafta ekonomik verilerin dışında finans sektörüne yansıması da söz konusu. Dolayısıyla oraya da dikkatli bakmak durumunda
olacaklar diye düşünüyorum. Şimdi şu anki faiz indirimini 98 faiz indirimiyle karşılaştırırsak hatırlayanlar vardır. Yoksa da dönüp bakabilirsiniz. 98'in Ekim'inde yani Eylül'ünde başlayan Ekim, Kasım şeklinde devam eden bir faiz indirimi söz konusuydu. Nitekim 98'in bahsettiğim döneminde finansal koşullara bakarsak net bir şekilde şu içine sıkıştığı birkaç yıllık aralıktan çıkıp sıkılaşmaya başlamıştı. Ardından gelen indirimlerle tekrar bir finansal koşullarda rahatlama oldu. Şu anda baktığınızda finansal koşullar zaten çok rahat seviyelerde. Yani faiz indirimi ile finansal koşullar rahatlayacak. Elbette ki örneğin morgıç oranları vesaire bakarsanız 10 yıllıkların gerilemesi vesaire ile beraber rahatlıyor. O tarafta bir şey diyemem ama genel olarak finansal koşullarda öyle çok büyük bir sıkılaşma zaten söz konusu olmamıştı. O yüzden de burada faiz indirimlerinin bir seriye dönüşmesi gerçek anlamda bir balonla bizi karşı karşıya bırakabilir. O yüzden de Powell'ın bugünkü konuşmasının özellikle çok önemli olacağını düşünüyorum. Dün gelen veri setine de baktığımızda yine aslında kuvvetli bir veri setiyle karşı karşıyaydık. Şuradaki revizyon 1,6'ya yükselmesi çok önemli değil gibi gözükebilir ama şu aylık veriye baktığınızda 2 aydır üst üste 0,2 geldiğini görüyoruz veya 0,2 civarında geldiğini görüyoruz. Yani şu eskiye oranla bakın şu dönemlerdeki seviyelere bir göz atın. O seviyelere oranla daha kuvvetli bir resimle karşı karşıyayız. Şunu çok kafayı karıştırmayacak şekilde şunun 3 aylık ortalamasını yıllıklandırırsak 2,5'e geliyor. Dolayısıyla da Fed açısından bakıldığında enflasyon tarafının da artık yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yine güven endeksine de baktığımızda bunların da detaylarını verdim. Çok üzerinden gitmeyeceğim. Endekse paralel yeni zirveye çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani veri setini takip ediyorsa Fed Eylül ayında kesin bir indirim var demesi veya o yönde bir mesaj vermesi çok büyük hata olacaktır. Şimdi pariteler tarafında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Pound açısından baktığınızda Brexit'i bekliyor. Euro açısından baktığınızda da FOMC bekliyor. Yukarıya doğru gidemez mi? Gidebilir. 11-20'lerden yine satış gelmediğini, devamının gelmediğini gördük hareketin. Dolayısıyla yukarıya doğru bir güvercin Fed'de gidebilir ama hani tırnak içinde söylüyorum. Bunların hepsi bir aldatmaca. Yani Trump'ın dolara müdahalesi bile sadece dolar hareketinin zamanlamasını değiştirecektir. Karşı bloğa baktığımızda o kadar zayıf bir blokla karşı karşıyayız ki işte dün verdiğim o Kırmızı Kraliçe'nin koşma öyküsünde olduğu gibi Alice Harikalar Diyarında dolar kötüler arasında iyi olarak kendisini gösterecek. Dolayısıyla ben olması gerekenin şahin bir indirim olması gerektiğini düşünüyorum ve Euro'yu baskılayacaktır ama böyle bir durum olmaması durumunda da yukarıya doğru hareketler bence satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Benzer bir şey altın içinde geçerli. Son videoda da söylemiştim. Altındaki yukarı hareketi tetikleyen aslında reel faizlerle ilgili beklentiler. Dolayısıyla Fed'in bugün 25 baz indirmesinden ziyade bundan sonra ne yapacağı biraz daha önemli olacak reel faizler üzerinde de. Fed'in altının asıl yukarı gitme hareketi reel faizlerden ziyade veya Amerika'dan ziyade diğer ülkelerin, diğer merkez bankalarının bir şeyleri artık yapacak durumunun kalmadığının belli olmasıyla yani panik hüküm sürmeye başladığında olacak. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Hala işte Fed 50 mi indirir, 25 mi indirir, indirmezse ne olur vesaireyi tartışıyoruz. Fed'e olan güven yerli yerinde duruyor. Şuradaki sıkışma güvercin bir indirimde yukarıya doğru kırılacaktır. Benim beklentim dediğim gibi biraz daha şahin bir yani Eylül'ü garantilemeyen bir açıklamayla beraber altında da bir kâr realizasyonu gelmesi şeklinde.
Gümüşe de baktığımızda çok farklı bir şey söyleyemiyorum. 16-20'nin üzerinde tutunuyor olması son derece pozitif. Buradaki sıkışma altına oranla biraz daha ufak bir sıkışma. Ama 16-20'lerin civarında maliyetlenme olduğu sürece bu tarafta büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tabii biraz gümüş de altında kalabalık trade'ler haline gelmeye başladı. Herkesin içinde olduğu trade'ler haline geldi. Ona dikkat etmemiz lazım. Şuradaki bahsettiğim toparlanma da biraz daha belki sürebilir. Ama ana resmi değiştirecek bir toparlanma olmayacak. Yani tekrar 94-95'lere doğru gitmemiz söz konusu değil. Şu sert düşüşün bir düzeltmesi ardından tekrar değer kazanma 82'lere doğru bir hareketlilik diye düşünüyorum. Petrolde elbette dinamiklerden biri İran, diğeri de API tarafı olacak. Görüyorsunuz 1.4 pardon tam toplamına baktığımızda 6 milyon varillik bir geri çekilme söz konusu. API'den açıklanan resmi beklentiye hemen bir bakalım. O tarafta da 2.7'lik bir beklenti var. Dolayısıyla 2.7'lik beklentinin üzerinde bir düşüş öngörüyor. API bunun olması durumunda ki belli ölçüde fiyatlanmış 58'lerin üzerindeyiz, 58,5'ların üzerindeyiz. Bunun olması durumunda hareketin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Şurada 200 günlük ortalamayı da koyarsam, görüyorsunuz 200 günlük ortalamayı test ediyoruz. Söyleyecek yeni bir şeyim yok burada. Yani 55-60 denge seviyeleri arasında gidip geliyoruz. Üstüne çıkarsa shortlamak için bir fırsat olur. Kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü altında da olduğu sürece 55'lerin altına kaydığı sürece de tabii neden kaydığı, neden çıktığı da önemli ama 55'lerin altında da bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. 10 yıllıklar 2.05'ti yanılmıyorsam bundan önceki videoda hala da aynı seviyede. 10 puanlık 25 puanlık bir indirim zaten fiyatlandı. Daha fazlası gelecek mi? Bu sadece gelse bile sadece 10 yıllıklarda değil, curve'ün tamamında fiyatlanacaktır. Bunu daha önce de tartışmıştık aslında. Bu yapı nereye doğru gidiyor? Örneğin bir aylık baktığımızda nasıl bir değişim içindeymiş, bir haftalık öncekine baktığımızda nasıl bir değişim içindeymiş, bu da önemli olacak. Ama benim beklentim ikinin altına Amerika'nın dinamikleriyle kaysa bile kalmasının gerekli olmadığı yönünde. Tabii burada Avrupa'dan gelen alımlar, regülasyonlardan kaynaklanan alımlar vesaire de çok etkili oluyor ama ikinin altında çok kalıcı olmasını gerektirecek bir ekonomik gidişat ve enflasyon tarafında da tabii görmüyorum. Tabii bugün açıklanacak olan ADP tarafına da piyasa bakacaktır ama ben non-farm payroll'u tartışmayı daha seviyorum, tercih ediyorum, biliyorsunuz onu. Bitcoin tarafında biraz rahatsız edici bir şekilde 6000 9400'lere çok yapışmış durumdayız. Çok fazla uzaklaşamıyoruz şuradaki tabandan. Dolayısıyla o benim çok hoşuma gitmiyor. Yani şuradaki çubukların bile gidişatına baktığınızda düzenli olarak daha düşük çubuklar yapıyoruz. Şu son 3 gündür toparlanmaya çalışan bir Bitcoin ile karşı karşıyayız ama henüz son derece zayıf bir toparlama. 50 günlük ortalamanın üzerine dahi çıkabilmiş değiliz. 9400-9500 buraları kırılmadığı sürece çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum. Ama yukarıya doğru bir hareketin yani konsolidasyonun bittiğinden bahsetmek için artık yukarı doğru bir hareket ve minimum 11700'lerinde üzerine doğru pardon 9700'lerin önce bir üzerine atmamız gerekiyor. Ardından da şurada gördüğümüz 11700'lerin üzerine doğru bir hareket yapmamız gerekiyor ki yeniden yukarı hareket başladı diyebilirim. Yoksa 9500'ler kırılmadığı sürece konsolidasyon devam ediyor diyeceğiz. Kırılırsa tabii biraz daha farklı bir hale gelecek. Şimdi Ripple Bitcoin'in şu gidişatına oranla daha iyi duruyor. Yani şu bir aylık
duruma bakarsak veya Temmuz ayının gidişatına bakarsak Bitcoin'den daha sağlam durduğunu görebiliyoruz. Zaten düşüncem de bu yöndeydi. 31.10'lardan aldığımızı varsayarsak ki çok daha düşük seviyeleri de o gün içinde gördü ama hala kârda olan bir pozisyon. Buradaki oran bizim açımızdan yine önemliydi. Oranın da fena gitmediğini görüyoruz. O kırılmayı, ana kırılmayı yapabilmiş değil ama 33'ler civarındayız. Biraz daha yukarıya doğru, 40'lara doğru bence hareketlenmesi gerekiyor. Umarım Bitcoin giderken Ripple daha hızlı gider. Ama şu an için çok fazla bir elimizde ispatı yok. Yani Bitcoin'in yukarı döndüğüne dair. Dün çıkan işte 10K'de Facebook'un açıklamaları vardı ki aslında o açıklama bir hafta önce çıkmıştı. 10K'yi herhalde geç okumuşlar. Baktığınızda işte Libra'nın gecikebileceği hatta hiç hayata geçirilemeyeceğine dair bazı açıklamaları var Facebook'un. Ben bunun çok etkili olduğunu, yani dün iddia edildiği gibi çok etkili olduğunu Bitcoin üzerinde düşünmüyorum. Ama Libra projesi üzerinde düşünürsek elbette önemli bir açıklama diyebiliriz. TL tarafı nefessiz çıkıştan sonra şimdi de nefessiz aşağı hareketine başlamak üzere, hatta belki de başladı diyebiliriz. 200 günlük ortalamadayız. Burası daha önce de 3 kez, hatta baktığınızda 4 kez test edilmişti. Günlük baktığımızda, yani intraday baktığımızda, günlük değil de şurada görüyorsunuz biraz bir yukarıya doğru tepki gelecek düşüncesini oluşturan bir uyuşmazlıkla karşı karşıyayız. Ama çok büyük bir ihtimalle burada da resmi Fed açıklaması çizecektir. Ben hiçbir zaman Fed'in güvercin bir yaklaşım içinde olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani işler kötüye gidiyor da Fed indiriyorsa bu bizim işimize yarayacak bir gelişme değil. Zaten böyle bir durumda kurun değer kazanmasını niye isteyelim? Yani bizim önemli pazarlarımızdan bir tanesi veya en azından bazı endüstriler açısından baktığımızda İngiltere'de kur hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Avrupa piyasasına baktığımızda piyasa hızlı bir şekilde daralıyor. Dolayısıyla çok büyük bir kurda gevşeme de aslında bizim açımızdan pozitif değil. Elbette altlara gitmesin ama çok büyük gümbür gümbür aşağıya doğru bir hareketinde sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Bizim için ihtiyacımız olan, geçmiş dönemde olduğu gibi kur değerlensin, enflasyon kontrol altına alınsın değil, bizim yaptığımız, attığımız adımlarla enflasyon kontrol altına alırsın, cari açık bir daha geri dönmesin şeklinde olmalı. Şu anda tabii cari açığında olmaması dolar tarafında baskıyı azaltan gelişmelerden bir tanesi. Haftalık bazda bir göz atalım. Haftalık bazda da görüyorsunuz, eğer şuraya yapışmayı başarırsa burada artık yavaş yavaş bir hani lale görüntüsü var. Bir tarafa yapışacak. Eğer aşağıya yapışmayı başarırsa daha düşük seviyeleri net bir şekilde tartışmaya başlarız. Dolayısıyla bugün yarın 200 günden dönüp dönmeyeceği, 200 günlük ortalamadan dönüp dönmeyeceği son derece önemli olacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Fed ile ilgili tabii ki gelişmeleri akşam geçiyor olacağım.